Gençler, dersimize hoş geldiniz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hız kaybetmeden sorularımızı hemen yazalım. 7. soruda kalmıştık. Hemen defterden ilk 6 yazdığımız soruyu açıp 7 diye yazıp devam ediyoruz. Şöyle bir kolları açık bir şekil vermiş. Bir de buradan da bir doğru geçirmiş. Çok güzel. Burayı ne vermiş? Açıortayı vermiş. Şuraları bir güzelce yazalım. A yazalım. B yazalım. Şuraya da bir C yazalım. Yetmemiş şu C'yi. C'yi biraz sol tarafa yazayım. Özür diliyorum gençler. Şunu biraz şuraya yazmaya çalışayım. Çünkü şuradan bir dik indirmiş. Şuraya da D demiş. Bakalım A vermiş, B vermiş, C vermiş. Bir de şurayı tamamlamış. O zaman ben şuradaki A'yı sileyim. Şuradaki oku sileyim artık. Şuraya A yazayım. Şimdi verilenleri bir güzelce yazalım. BD demiş. Açıortay. DC demiş. Diktir. BC'yi. DC demiş. 3 santim. BC demiş. 8 santim. AB'yi vermiş. Eşittir. 12 santim. AD eşittir. Soru işareti demiş. Yine gençler. Herhangi üçgen burada eşittir demiş mi ki dememiş. Zaten şu anda kaç tane üçgen var? Bir tane üçgen var. O zaman demek ki ikinci üçgeni de soru senden kendin oluşturmanı istiyor. Yani altıncı soruda biz demiştik ki siz işinize yarayan yardımcı doğruları kafanıza göre çekebilirsiniz demiştik. O zaman önce şu bana verilenleri bir siyah kalemle yazayım. Daha sonra bakalım yardımcı doğru gerekecek mi gerekmeyecek mi ona bakalım. DC'yi bana 3 santim vermiş. BC'yi bana 8 santim vermiş. AB'yi bana komple. Biraz gençler şekil yamuk oldu. Kusura bakmayın ama siz işin mantığını anlayın. AB'yi bana kaç vermiş? Şuradan şuraya 12 vermiş. Şeklin yamuk olması benim için şu anda önemli değil. Şimdi klasik kaç tane eşlik şartımız varmıştı? Her videonun başında yazdığımız gibi 3 tane eşlik şartımız vardı. Kenar açı kenar. Açı, kenar, açı, kenar, kenar, kenar ki arkadaşlar genelde sorularda en çok şunu kullanırlar. Daha sonra kenar açıyı kullanırlar. En sonda da kenar, kenar, kenarı kullanırlar. Artık arkadaşlar alıştığınızı düşünüyorum. Üçgenlerde eşlik sorusunu yapabilmeniz için açıları güzelce tamamlamanız gerekiyor. Hem üçgende eşlik hem de üçgende benzerlik için arkadaşlar bu açı tamamlamayı lütfen güzelce anlayın. Şimdi yine açılarım yok. O zaman yine ne yapacağım? Klasik açı tamamlayacağım ki ilk 6 soruda da A ve B diyordum değil mi? Buraya A yazdım. Buraya ne yazacağım? B yazacağım. Gençler ben buraya AB yazıyorum ama siz istediğiniz harfleri yazabilirsiniz. İlla AB olacak diye bir şey yok. Şimdi BCD diye şu anda burada bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. 180'in 90'ı burada değil mi? O zaman şu A ve B'ye toplam kaç derece kaldı? Hocam 90 derece kaldı. A ve B o zaman 90. Şimdi bana başka bir şey vermemiş. Burada kullanmadığım bir şey var ama. Neyi kullanmadım? Bak şunu yazdım, şunu yazdım, şunu yazmadım. Kafada tuttum çünkü şekil üstü karışmasın diye. Şunu da kullanayım. Açıortay ne demek? Şu BD açıortaymış. Açıortayı biz bu dönem gördük. Açıortay ne demekti arkadaşlar? Açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçası. Madem şu açıortay, ben yamuk çizmiş olabilirim ama siz buradaki açıortayı görün. Hocam sen yamuk çizdin. Buradaki açı buraya eşit olamaz gibi sakın öyle bir şey demeyin. Çünkü ben şekli düzgün çizemedim. Açıortay ne yapıyordu gençler? Açıyı iki eş parçaya ayırıyordu. Madem şu BD açıortay, o zaman şurasıyla şurasının ölçüleri birbirine nedir? Eşittir. Bakıyorum şurada A derece var. O zaman burası da kaç derece olur diyorum. A derece olur diyorum. Bir de ben neyi biliyorum? Şu A artı B'nin 90 derece olduğunu biliyorum. Tamam da hocam A, B 90. Burada A var. Ben B'yi nereden yakalayacağım? Nereden yakalayacaksınız gençler? 6. soruda biz demiştik ki işine yarayan doğru parçalarını sen kullanabilirsin. O zaman benim şu B'yi
ortaya çıkarabilmem için benim bir yardımcı doğru kullanmam gerekiyor. Yardımcı doğruyu nereden kullanacağım? Şuradan şöyle bir yardımcı doğru indireyim. Üstüne üstlük bu indirdiğim doğru da tabanla 90 derecelik bir açı yapsın. Şimdi hocam o zaman 90'ı gördüm, A'yı gördüm. Üçgenin iç açıları 180 derece. Zaten 90'ı ben indirdiğim doğru parçası yardımıyla kullandım. Geriye ne kaldı? 90 derece kaldı. Bir de ben neyi biliyorum? A artı B 90. Hocam şurası 90 olacaksa 90'ın zaten A'sı burada. O zaman şuraya da kaç derece kalmak zorunda? B derece kalmak zorunda. Kontrol ediyorum. 90 A B. A B 90'dı. Bir 90 burada topladım. Üçgenin iç açıları 90 A B. A B neydi? 90. Bir 90 da burada var. Topladım. Şu üçgenin de iç açıları 180 yaptım. Yani yine burada ben ne kullanmış oldum? Şuradaki yardımcı doğruyu kullanmış oldum. Gençler artık lütfen sorularda şu yardımcı doğru kullanmaya ve özellikle açıları tamamlamaya alışın. Bunlar zaten bol bol soru çözdüğünüzde oturacak kavramlar. Şimdi o zaman açıları yazdım. Şuradaki iki eşlik şartından birini yakalamam gerekiyor. Hocam iki eşlik şartı değil de eşlik şartlarımız 3 taneydi. Şunu niye eledin? Ben şuranın uzunluğunu, şuranın uzunluğunu bilmiyorum. O zaman otomatikman şu bütün kenarları elemem gerekiyor. Şimdi o zaman şu iki üçgen ile ilgili gözünüze ne çarpıyor? Şurayı da bir K diye bir harf vereyim. KBD üçgeninin mavi ile işaretliyorum. Lütfen dikkatli bakın. KBD üçgeni için şuradaki BD kenarını görüyorsunuz mu? CBD üçgeni için aynı BD'yi görüyorsunuz mu? Yani şu BD kenarı hem şu üçgenin hem şu üçgenin ortak kenarı mı? Görmeyenler için şuraya bir de ortak kenar ibaresini yazalım. Yani şu BD kenarı hem yukarıda var hem aşağıda var. Yani ortak kenar mı oldu? Hocam bu ortak kenar da bu ortak kenar benim ne işime yarayacak? Senin şu işine yarayacak. Yine her zamanki gibi yuvarlak içine alıyorum. A dereceyi gördün mü? Yazayım mı buraya? Daha sonra A'nın yanında kaç derece var? B derece var. Aradaki kenar. A ile B'nin arasındaki kenar. BD kenarı mı? Tamam şu üçgeni hallettim. Şu neydi? Açı. Şu aradaki çizgi gençler BD kenarıydı. Artık uzun uzun yazmıyorum. Şuradaki hocam sen şimdi bir üçlü yakaladın. Açı kenar açı üçlüsünü yakaladın. Gençler ama hemen atlamıyorduk. Diğer üçgende de kontrol etmem gerekiyordu. Şimdi şu alttaki üçgene bakıyorum. A derece yine benim elimde var mı? Attım mı tikimi? B derece var mı burada? Hocam kenarı nereden bulacaksın? Gençler zaten şu BD kenarı hem buranın hem buranın ortak kenarı değil miydi? Yani şu aradaki yer şu BD hem burada hem buradaki ortak kenar değil miydi? O zaman açı kenar açı aynısı açı kenar açı bu üçgende de var mı? O zaman tırtıkla çizdiğim iki üçgen birbirine nasıl üçgenler oldu gençler? Eş üçgenler oldu. Hocam bunlar eş de bunlar bizim ne işimize yarayacak? Senin şu işine yarayacak. Madem şu iki üçgen eş. B'yi kaç santim görüyor? 8 santim. O zaman bunun eşi olan üçgende de B'nin karşısı kaç santim olmalı? 8 santim olmalı. Hocam ben buradan buraya nasıl geçeceğim? Bana buradan ne vermiş? Kabak gibi AB'yi ne vermiş? 12 vermiş. Yani şuradan şuraya ne vermiş? 12 vermiş. Madem buradan buraya 8 var. O zaman şuradan şuraya ne kalır? 4 kalmaz mı? Kalır. Hocam şurayı ben nasıl bulacağım? Tamam orayı buldun da şurayı nasıl bulacağım? KD'yi ben nasıl bulacağım? Şuradan bulacaksın. Bu iki üçgen genç değil mi? Genç değil mi diyorum gençler özür dilerim. Bu iki üçgen eş değil mi? A'yı gören kaç santim? 3 santim değil mi A'yı gören? Madem bu iki üçgen eş. Buradaki A'yı da kaç santim görmeli? O zaman hocam zaten burada bir 90 daha var. Niye var? Tamamı kaç derece? Doğru açıdan dolayı 180. Hocam o zaman 3, 4 soru işareti. İsteyen Pisagor yapar.
üçün karesi, dördün karesi toplayıp buranın karesini bulur. İstemeyen özel üçgenden yapar. Hocam ben özel üçgenleri biliyorum. 3, 4. O zaman şuraya da otomatikman ne kalır? AD'yi kaç bulduk gençler? 5 santim bulduk. Ama sorunun asıl kilit noktası şuradaki KD'yi yardımcı doğru olarak indirmeyi görebilmeniz. Burayı da 5 santim bulduktan sonra hemen videoyu durdurup cevabı yazabilirsiniz. Tahtayı silip bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca silmeye çalışalım. Şuraları yine silmiyorum. Arkadaşlar inşallah açı tamamlama ve yardımcı doğru indirme anlaşılmıştır. 8. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 arkadaşlar çok artık klasikleşmiş bir soru çeşidi. Yine her zamanki gibi açı tamamlayarak bulacağımız bir soru. A köşesi, B köşesi, C, D, E. Diklikleri güzel bir şekilde yazalım. Soruda hata yapmayalım. 90 vermiş, 90 vermiş. Bir de bana burayı da 90 vermiş. A, B, C, D, E demiş. Şimdi bana verilen bilgileri güzelce A, B, C üçgen demiş. Bir de burada da E, C, D de bir üçgen demiş. Daha sonra gençler bilgileri biraz hızlı yazıyorum. Zaman kaybetmeyelim diye inşallah anlaşılıyordur. ED diktir, BD demiş. Daha sonra AC diktir, CE demiş. Bunları geçtikten sonra asıl benim ilgimi çeken yer AB'nin 6 santim olduğu, ED'nin 4 santim olduğu. Bana neyi soruyor? BD eşittir soru işaretini soruyor. Gençler bir daha söylüyorum. Şekli ben yamuk çizdim diye sakın hocam bu aradaki yer 90 derecede olmaz diye düşünmeyin. Ben şekli soruları hızlı yazayım diye şekli yamuk çizmiş olabilirim. Sakın öyle bir algıya kapılmayın. Şimdi bana verdiklerini soru içinde yazmaya çalışalım. AB yine vermiş. 6 santim vermiş. Bir de bana ED yine vermiş. 4 santim vermiş. Bana neyi soruyor? BD'yi soruyor. Hocam çok alakasız. Şurayı vermiş, şurayı vermiş. Şu aradaki yeri soruyor. 90'lar farklı yerde Pisagor'da yapamam. O zaman ne yapman lazım? Senin şu iki üçgenin eşliğini kullanman lazım. Ama şu üçgen ile şu üçgen. Bizim eşlik sembolümüz neydi? Şuydu değil mi? Şu ABC ile ECD üçgeni sana soruda eştir demiş mi? Bakıyorum. Dememiş. Yani şu üç eşlik şartından birini uygulatmamızı istiyor soru bizden. Şimdi bakıyorum bu kenar bilinmiyor. Bu kenar bilinmiyor. Şu bilinmiyor. O zaman üçgenlerin bütün kenarlarının verildiği eşlik şartını kullanabilir miyim? Kullanamam. Gençler genelde zaten bu en az kullanılan eşlik şartıdır. Bir daha söylüyorum bunu niye kullanamıyoruz? Bunu kullanabilmen için üçgenin bütün kenarlarının uzunluklarını bilmen gerekiyor. Burayı bilmiyorum, burayı bilmiyorum. Zaten otomatikman şunu ben elemiş oluyorum. Geriye kaç tane kaldı yine? 2 tane kaldı. Peki o ikisinin içinde bir de ne var? Açı var. Demek ki hocam yine bu açıyı tamamlama sorusu. Tamamlayalım. Klasik. Alıştınız artık buraya ben ne diyordum? A diyordum. Şimdi 90 A. Buraya ne diyeyim? B diyeyim. Hocam burada bir üçgen var. İç açıları 180. E zaten 90'ı burada. AB'ye ne kaldı o zaman gençler? 90 kalmaz mı? Ki zaten alıştınız artık. 90. Buraya ne kaldı? 90. Topladım 180. Üçgenin iç açıları tamamlandı mı? Tamamlandı. Gençler buradaki 90'ı da boşuna vermemiş. Yani sen şuradaki B'den şu karşıya geç demek istiyor. Normalde şu 90'ı buraya vermese bu soru çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü sen zaten bir 90'ın eşit olduğunu biliyor musun? E şurada bir doğru açı oluşmadı mı? Şöyle bir doğru açı kaç derece? 180 derece. Madem şurada bir doğru açı var. 90'ı buradaysa şu geri kalan hem şuraya hem şuraya kaç derecelik bir açı kaldı? 90 kaldı. E madem 90'ın B'si burada. O zaman buraya ne yazmam gerekir? A yazmam gerekir ki
kontrol ediyorum gençler. Doğru açı. Yarım halka. Kaç derece? 90 derece. Bu doğru açıyı adam soruda bölmüş. Şurayı demiş, B demiş. Daha sonra bölmüş, bir de buradan da geçirmiş. Burayı ne demiş? 90 demiş. Hocam şu A'yı nasıl bulduk? 90. O zaman şu iki yere ne kaldı? 90 kaldı. B'si buradaysa A artı B 90 değil mi? Buraya ne kaldı? A derece kaldı. Buradan buraya geçiş önemli. Şu aradaki 90'ı soru sizden vermezse soru çıkmaz arkadaşlar. Ki zaten genelde buraya 90'ı vermek zorunda. Şimdi 90 A. Ben buraya geçemez miyim? Geçersin hocam. Geçersin ki hatta burası ne olur? B olur. Hocam burası niye B oldu? 90 burada. Üçgenin iç açıları kaç derece? 180 derece. 90'ı buradaysa şu A ile şuraya ne kalmalı? 90 kalmalı. Ben biliyorum ki A'nın yanına neyi eklersem 90 olur? B'yi eklersem 90 olur. A, B, 90. Bir 90 da burada ne oldu? 180. Şu anda üçgenin iç açılarını tamamladık mı gençler? Tamamladık. Şu anda. Soru sizce çıkar mı çıkmaz mı şu durumda? Şu durumda soru çıkar mı çıkmaz mı? Sanki çıkmaz gibi arkadaşlar. Niye çıkmaz gibi? Ters bir örnek vermiş olduk. Şimdi şu anda burada kaç derece var? A derece var değil mi? Bunu yazıyorum. Şu anda burada bir A derece var. Bunu yazdım. Burada ekstra bir bilgi de vermemiş. Peki bu A derecenin yanında kaç derece var? B derece var. Şimdi şu anda iki tane açı yakaladım. Bak şimdi iki tane açı yakaladım. Ama bu açının yanında bir de bana ne lazım? Kenar lazım. Bakıyorum. Şu anda bu üçgen ile ilgili eşit kenarları vermiş mi? Vermemiş. O zaman bir diğer üçgene bakayım. Aynı açı burada var mı? Aynı açı burada var mı? Peki bu açıların arasında kalan kenarların uzunluğunu sen eşit olup olmadığını soruda vermiş mi sana? Vermemiş. O zaman gençler soru bu haliyle şu anda çözülür mü çözülemez mi? Soru gençler şu anda bu haliyle çözülemez. Niye çözülemez? Hocam sen buradan iki tane eşit açı yakaladın. Buradan da iki tane eşit açı yakaladın. Açı bu üçgenler yine eş olmaz mı? Olmaz gençler. Niye? İki tane açının arasında bir de eşit bir neyin olması lazım? Kenarın olması lazım. O zaman size yazılıda ben bu soruyu sorsaydım siz hemen iki üçgen eşittir diye atlamamanız gerekiyormuş da. O zaman bana vermeniz gereken cevap, hocam iki tane açı var ama iki tane açının arasındaki kenarların eşitliğini bize vermemişsiniz. O zaman gençler bu soru sizin yazılıda karşınıza gelse yapmanız gereken şey şuradaki iki tane kenarın eşitliğini benden istemeniz olacaktı. O zaman alın size şu iki kenarın eşitliğini verdim. O zaman hocam sen bize şu kenarların eşitliğini verdiysen ben buradan ilerleyebilirim. A, B'nin arasında çift çentikli bir kenar. E, C'nin arasında çift çentikli bir kenar var. Hocam sen bize bu kenarların eşitliğini vermeseydin biz bu soruyu yapamazdık. Alın o zaman size bu kenarların eşitliğini verdim. Şimdi nasıl yapacaksınız? Hocam şöyle yapacağım. Açı, kenar, açı. Bir üçlü yakaladım. Üstüne üstlük aynı üçlü. Aynı üçlü. Diğer üçgende de var. O zaman bu iki üçgen otomatikman nasıl üçgenlerdir gençler? Eş üçgenler olur. Madem hocam bu iki üçgen eş. O zaman bu benim ne işime yarayacak? Bu senin şu işine yarayacak. Madem B'nin karşısında 6 santim var. O zaman şu üçgende de B'nin karşısı kaç santim olmalı? 6 santim olmalı. Hocam burada da bir 4 santimlik bir kenar var. Hangi açıya bakıyor? A'ya bakıyor. A'yı gören 4 santimse iki üçgen eş değil mi? O zaman buradaki A'yı gören de kaç santim olmalı? 4 santim olmalı. Bana nereyi soruyor? BD'yi soruyor. BD arası. Şuradan şuraya kaç santim? Şuradan şuraya kaç santim? 6 santim. Şuradan şuraya 4. O zaman BD arası 4 artı 6'dan kaç santim oldu? 10 santim oldu. Yani arkadaşlar bu soruda şunu görmüş olduk. Eğer soru önceki 7 sorudan alışmış olduğunuzu düşünerek
İki tane açıyı gördüğünüz zaman otomatikman buna eşdir diyen arkadaşlarımız çıkacaktı. Bu soruyu ters örnek olarak verdim. Niye ters örnek olarak verdim? İki tane açıyı yakaladın. Hemen sınavda pat diye bu üçgenler eşdir diye atlayabilirdin. Atlamıyormuşuz. Neyi kontrol etmemiz gerekiyor bir de? Aradaki kenarların uzunlukları eşit mi? Ama soru senden. Aradaki kenarların eşitliğini vermemiş. O zaman soru senden vermediği için ne yapıyormuşuz? Hemen damlayıp bu iki üçgenler birbirine eş demiyormuşuz. O zaman daha sonra ben size ikinci bir ışık olarak neyi verdim? Hadi dedim bu iki kenar birbirine eşit olsun. Evet hocam, bu iki kenar birbirine eşitse ondan sonra biz soruyu yaptık. Burada neyi öğrenmiş olduk? Yani iki üçgen hemen açıları gördükten sonra eş diye damlamıyormuşuz. Gençler hemen 9. soruyu da hızlı bir şekilde çözdükten sonra bugünlük videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bu örnek güzel bir örnekti. Niye? Ters bir örnekti. Hemen açıyı görünce üçgenler eş diye atlamayın sakın arkadaşlar. Aradaki kenarı da bir kontrol etmemiz gerekiyor. 9. soruyla yazıp çözdükten sonra bugünkü videomuzu bitirelim. Şimdi şöyle bir dik üçgen vermiş. Şurayı da 90 vermiş. Şurayı da bir 90 vermiş. Artık şunu düşünüyorum. 90'ları gördükten sonra, yani şuradaki 90'ları gördükten sonra herhalde artık ilk aklınıza gelecek şeyin açı tamamlamak olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. ABC ve ACD bir üçgen demiş. AB diktir. AD demiş. BC diktir. AC demiş. AC diktir. ED demiş. Şu sıkıcı bilgilerden sonra gençler, AB eşittir AD demiş. BC eşittir 6 santim. CD eşittir 2 kök 17 demiş. Bana nereyi soruyor? EC'yi bana soruyor. Yani EC neresi gençler? Şurası. Köşelere bakalım. AB, CD, E vermiş. 90, 90, 90 vermiş. Gençler yine klasikleşmiş bir soru çeşidi daha. Ki bunun benzerini sanki çözdük diye hatırlıyorum. 1, 2, 3 tane üçgen var. Hangi ikisinin eş olduğunu bilmiyorum. Yine her zamanki gibi nereyi kullanacağım? Kenar, kenar, kenar veya şu ikisinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol edeceğim. Ama artık alıştığınızı düşünerek 90'ı gördüğünüz zamanlar aklınız direkt ne geliyordu? Açı tamamlama geliyordu değil mi? O zaman şuraya ben bir A diyerek bir ilerleyeyim. 90 A, şurası da B olsun. Hocam şurada ben bir üçgen görüyorum. AED üçgeni. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece gençler? 180 derece. 90'ı buradaysa o zaman şu A artı B'ye kaç derece kalıyor gençler? 90 derece kalıyor. Hocam A artı B 90. O zaman ben buradan buraya geçiş yaparım. Nasıl yapacaksın? Hocam şurasının tamamına 90 vermemiş mi? Boydan boya 90. Zaten B'si burada. Zaten ben bunu da biliyorum. O zaman 90'a tamamlamam için şuraya ne kalır? A kalır. Hocam ben buradan buraya da geçerim. Burada bir 90 daha var. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 90'ı burada. Buraya ne kalır? 90 kalır. A'sı buradaysa hocam. Hocam buradaki B nasıl oldu? A artı B kaç derece? 90. Bir 90 daha burada. Üçgenin iç açılarını 180'e tamamladım mı? Tamamladım. Şimdi bana ne lazım? Önceki soruda ne yapıyorduk? İki tane eş açıyı bulduk. Ne yapıyorduk? Hemen üçgenler eştir diye damlamıyorduk değil mi? Bir de benim ne bulmam lazımdı? Bir tane kenar bulmam lazımdı. Bakıyorum soruya. Eşit kenarları vermiş mi ki? Vermesi gerekiyor. AB'yi ne vermiş? AD'ye eşit. AB nereye eşitmiş? AD'ye eşit imiş. O zaman sırasıyla yine bir üçlü yakaladım mı? B derece, çift çentik,
A derece. Açı, kenar, açı. Açı, kenar, açı. Bakıyorum. Aynısı. Aynısı. O zaman bir açıyı eledim. Çentikli kenar. Burada da yok mu? Eledim. Açı, aynısı. Bunu da eledim. Hocam, açı, kenar, açı. Açı, kenar, açı. Hocam o zaman bu iki üçgen birbirine eş üçgenler oldu. Daha sonra bana BC'yi yine vermiş. BC'yi 6, CD'yi yine vermiş. 2 kök 17. Nereyi soruyor? Şu EC'yi soruyor. Şurayı soruyor. Hocam şimdi benim şuraları bulmam gerekiyor. Nereden bulacağım? Eş üçgenlerden bulacağım. Gençler bu üçgenler eş değil mi? O zaman 6'yı gören kaç santim? O zaman buradaki üçgende de 6'yı gören kenarın uzunluğunun kaç olması lazım? 6. Bunlar çünkü niye? Eş üçgen. Eş üçgen ne demek? Eş açıların karşısındaki kenarların uzunluğu eşit demek. Bakıyorum A'da 6 var. A'da ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Şimdi hocam benim buraya geçmem lazım. ED'ye geçmem lazım. Yani ED'ye nasıl geçeceğim? Şu B dereceyi görüyoruz mu? Evet. Karşısındaki kenar AC kenarı mı? Şuradan şuraya X santim, şuradan şuraya 6 santim. O zaman buradan buraya şu ikisinin toplamı olan kaç santim olur? X artı 6 santim olur. Yani B derece nereyi görüyor? X artı 6 santimi görüyor. O zaman bu üçgenin eşi olan diğer üçgende de B'yi ne görmeli? X artı 6 santim görmeli. Hocam burayı bulduk da ben buradan X'i nasıl bulacağım? Hiçbir şey anlamadım. Şimdi şurada X'i bulacağımı bilmiyorum. Gençler şurası 180 derece değil miydi? 90'ı buradaysa. Buraya ne kaldı? 90. He hocam o zaman ben burada bir tane Pisagor yapmam gerekiyor. Pisagor diyor ki dik kenarların karesi. Birinci dik kenar. Karesini aldım. İkinci dik kenar. X artı 6'nın karesi. Hemen arkadaşlar damlamıyoruz. Burada ne var çünkü? Parantez kare var. Peki Pisagor amca bize ne diyordu? Dik kenarların karesinin toplamı hipotenüsün karesine eşit. Ki o da ne olur? 68. Hocam bu 68 nasıl oldu? Biz bu dönem köklü sayıları gördük. 2'yi kökün içine atarsam nasıl gidiyordu? Karesiyle gidiyordu. Yani 2'nin karesi 4. 4 çarpı 17 kök 68. Kök 68'in karesi de nedir? 68'dir. Niye? Kökten kurtuluyordu çünkü. O zaman hocam devam edelim. X kare. Benim şuradaki parantez karesini almam gerekiyor. Geçmiş bilgileri gidin. Çok değil yine bir sene öncesine gideceksiniz. X kare. Daha sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikinci çarpıyorum. 6x. İki katı 12x. Daha sonra sonuncunun karesi eşittir. 68. Bir tane x kare, bir tane x kare. Elimde kaç tane x kare oldu? Artı 12x. Denklem çözmede amaç x'ler bir tarafta, sayılar bir tarafta. O zaman buradaki sayıyı karşıya atmam gerekiyor. Bu sayıyı karşıya atarsam 68 eksi ne gelecek? 36 gelecek. Şimdi 2x kare artı 12x eşittir. Şundan şunu çıkardım. 32. Her iki tarafı da 2 ile böleyim. Çünkü fazlalık. 2'ye böldüm. X kare oldu mu? 12x'i 2'ye böldüm. Yani yarısını aldım. 6x oldu mu? 32'yi 2'ye böldüm. 16 oldu mu? Şimdi buradan sonra benim ya bu denklemi çözmem gerekiyor veya zaten x'in eşittir otomatikman 2 olduğunu görmeniz gerekiyor. Eğer biz bunu çözecek olursak artı 16 buraya nasıl gider? Eksi 16 diye gider gençler. Peki ben bu denklemi nasıl çözüyordum? Şuradaki sayıyı iki tane sayıya parçalıyordum. Nasıl parçalıyordum? Çarpımları 16 olacak şekilde iki tane sayıya parçaladım. Artı 8 eksi 2 çarpımları eksi 16. Artı 8 eksi 2 toplamları 6. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Şu ikinci derece denklemin köklerini bulmayı zaten biliyorsunuz. Bir daha söyleyelim. Çarpımları şurayı verecek.
toplamları burayı verecek. 8 ile 2. Ama nasıl 2? Eksi 2. Çarpımları eksi 16 oldu mu? Toplamları artı 6 oldu mu? O zaman sen şu denklemi nasıl yazarsın? X eksi 8 çarpı x artı 2 diye yazarsın. Özür diliyorum. Şurada ne var? Eksi var. O zaman bunu nasıl yazarsın? Eksi 2 diye yazarsın. Keçiler bu da 0'a eşitse buradan ne gelir? Burada artı olduğu için burada artı olması lazım. Buradan ne gelir? Eksi 8 gelir. Kenarın uzunluğu eksi olabilir miydi? Olamazdı. O zaman x'i ben ne buldum? 2 buldum. Veya x'i ben 2 buldum. Uzatmaya gerek var mıydı? Gerek yoktu. Niye? Zaten hocam bu soru bize testlerde gelmeyecek mi? Gelecek. Testlerde de A, B, C, D şıklar olmuyor mu? Şıklarda da 1, 2, 3, 4 verdiği zaman otomatikman ben şuradaki şıkkı cevaplarını alırım. Şurada yerine koyarım. Deneye deneye daha kısa sürede bulurum gençler. Gençler isteyen şuradaki uzun yoldan da yapabilir. İsteyen dediğimiz gibi zaten bu testlerde çıkacağı için şuradaki 4 tane cevabı alıp şu denklemde yerine koyup da x'i 2 olduğunu bulabilir. Bu dersteki videoyu burada bitirelim gençler. Bir dahaki videomuzda 10. sorudan devam edelim. Şimdilik herkese hoşçakalın.